Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kız varmış. Bu küçük kız çok üşümüş. Çünkü üzerine giyeceği kalın kıyafeti yokmuş. Karnı acıkmış ama yiyecek hiçbir şeyi yokmuş. Bu küçük kız kibrit satarak para kazanmaya çalışıyormuş. Kibrit, kibrit alır mısınız? Lütfen kibrit alın. Hiç kimse kibrit almıyor. Ne yapacağım ben? Hava çok soğukmuş. Akşam olmuş. Yılın son gecesiymiş. Yani yılbaşı gecesi. İnsanlar yeni yılı kutlamak için hazırlık yapıyorlarmış. Yılbaşı süsleri ve kutlamalar için çılgınca alışveriş yapıyorlarmış. Küçük kızın yanından bir sürü insan geçmiş. Ama hiç kimse onu görmemiş. Üzerinde onu sıcak tutacak eşyası olmadığı için çok üşüyormuş. Küçük kıza hiç kimse yardım etmemiş. Küçük kızın yaşlarındaki diğer çocuklar sokakta kar topu oynayıp eğleniyorlarmış. Küçük kibritçi kızın ise ayakkabısı bile yokmuş. Yalın ayak yürüyormuş. Aslında terlikleri varmış ama bu terlikler ona çok büyük geliyormuş. Bu terlikler eskiden annesinin giydiği terliklermiş. Terlikler çok büyükmüş. Karşıdan karşıya geçerken gelen arabadan kaçmak için hızlandığında terlikler ayağından çıkmış ve kaybolmuş. Bu minik kız kibritleri satmaya çalışmış. Ama maalesef hiç kimse ondan alışveriş yapmamış. Hiç kimse ona yiyecek vermemiş. Üstüne sıcak tutacak bir eşya vermemiş. Hiç kimse bu minik kızı düşünmemiş. Çok üşüyen bu minik kız artık soğuğa dayanamamış. Bir tane kibriti alıp ısınmayı düşünmüş. Ama kibritler azmış. Kibritleri yakmaya kıyamamış. O kadar üşümüş ki artık dayanamamış. Hemen bir tane kibrit yakmış. Yaktığı kibrit sayesinde birazcık ısınmış. Ama kibrit hemen sönmüş. Arka arkaya birkaç kibrit yakmış. Ve en sonunda sadece 3 tane kibrit kalmış. Bu kibritleri hiç yakmak istememiş. Çünkü yaksa başka ısınacağı bir kaynak yokmuş. Son kalan 3 kibritten bir tanesini yakmış. Yanan kibriti avcunun içine almış. Sanki bir mum gibi sıcak, parlak bir alevle yanmış kibrit. O sırada küçük kız kendisini alev alev yanan bir şöminenin önünde bulmuş. Artık hiç üşümüyormuş. Hatta üzerinde onu sıcak tutacak bir şal bile varmış. Küçük kız ısınmak için ellerini tam şömineye uzatmış ki o esnada şömine birden yok olmuş. Yanan kibrit sönmüş. Elinde sadece yakabileceği 2 kibrit kalmış. Çok üşüdüğü için dayanamamış. Kalan 2 kibritten birisini daha yakmış. Bu kez kendisini harika bir sofranın önünde bulmuş. Anne!
yiyebilirim. Hemen onlardan yiyeyim. Küçük kız yemeklerden yemek için tam elini sofraya doğru uzatmış. O anda kibrit sönmüş. Küçük kızın sadece tek bir kibriti kalmış. Isınmak için başka çaresi yokmuş. O yüzden kalan son kibriti de yakmış. Kibriti yaktığı gibi ortam aydınlanmış. Bu aydınlığın içerisinde nurlu, sevimli yüzüyle babaannesi görünmüş. Büyük anne, beni de yanına al büyük anne. Lütfen sen de şömine gibi, yiyeceklerin olduğu sofra gibi kaybolma. Lütfen beni bırakma. Lütfen beni almadan gitme babaanne. Kibritçi kız büyük annesini gördüğü için çok mutlu olmuş. Büyük annesi ona çok güzel görünmüş. İkisi de çok mutluymuş. Büyük annesi ile küçük kız sımsıkı sarılmışlar. Büyük annesi küçük kızı kollarına almış ve ikisi birden göğe doğru yükselmiş. Küçük kız artık üşümüyormuş, aç değilmiş ve korkmuyormuş. Ertesi sabah yoldan geçenler küçük kızı görmüş. Hiç kimsenin bu kızı daha önce görmemesine çok şaşırmışlar ve çok üzülmüşler. Gerçekten çok üzgünüm. Bundan sonra her şeyin daha çok farkında olacağım. O günden sonra herkes her şeyin daha çok farkında olmuş ve kimsesizlere, fakirlere yardım etmişler. Sahip olduklarımıza ne kadar az şükrediyoruz. Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini bile görmüyoruz. Yazık bize. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.